Çözeltiler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesin değildir diye bize sorulmuş. Belli bir sıcaklıkta çözünürlük değerine uygun olarak hazırlanan çözeltiler doymuş çözeltilerdir. Zaten bir çözeltinin doyup doymadığını çözünürlük değerine bakaraktan anlayabiliyorduk. Dolayısıyla bu ifade doğru. Gazların su çözeltisinde sıcaklık arttıkça gazın çözünürlüğü azalır. Çünkü gazların sudaki çözünürlükleri egzotermiktir daki çözünürlükleri egzotermik. Bu ne demektir hocam? Soğudukça iyi çözünür. Yani sıcaklık azaldıkça gazın çözünürlüğü artar. Sıcaklık arttıkça da gazın çözünürlüğü dolayısıyla azalır. Yani bu ifade de doğrudur. Diğerine bakalım. Her derişik çözelti doymuş çözeltidir diyemezsin. Çünkü derişiklik, seyreltiklik göreceli bir şeydir. Derişik ama kime göre derişik? Ona göre daha az çözülmüş olana göre derişik. Dolayısıyla derişiklik seyreltik tipi kıyaslamayken doymuşluk doymamışlık birli bir sıcaklıkta verilen kesin değerdir. Dolayısıyla bu kesin değildir. Çözünürlüğü egzotermik olan bir tuzun doymuş sulu çözeltisi ısılırsa ne demek egzotermik? Yani soğudukça iyi çözünüyor ve doymuş. Sen ne yapıyorsun? Onu ısıtıyorsun yani sıcaklığını arttırıyorsun. O zaman sıcaklığını arttırdıkça çözünürlük değeri ne olacak? Azalacak. O zaman aradaki fark kadar da dibe çökecek. O zaman çözelti kütlesi azalır ifadesi doğru. Gazların sudaki çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Doğrudur. Gazların sudaki çözünürlükleri kendi kısmi basınçlarıyla doğru orantılıdır. Kısmi basıncı arttıkça çözünürlük değeri de artar. O halde kesin olmayan C seçeneğidir. 1x tuzunun 25 derecedeki çözünürlüğü 30 gram x bölü 100 gram suymuş. Yani 100 gram suda en fazla 30 gram çözünebiliyormuş. Çözünürlük değeri bize doygun çözelti hakkında da bilgi veriyordu. Kütlece %15'lik. Yine kaç derecede hocam? 25 derece Sıcaklıkta oynamadım. 400 gram X sulu çözeltisinin doygun hale getirebilmek için doygun olacaksa yukarıdaki çözünürlük değerine uygun olacak. Kaç gram su bağırlaştırmalı? Önce 400 gram %15'i X'miş kütlece. 400'ün %15'ini alıyorum. Demek ki içinde 60 gram X çözünmüş. Aradaki fark 400'den 60'ı çıkarttım. 340 gram da su içeriyormuş. Peki doygun olması için her 100 gram su 30 gram x içermeli. Ya da 25 santigrat derecede 30 gram x'i çözmek için 100 gram su yeterli bir durumdur. Peki 60 gram x'i çözmek için aynı sıcaklıkta ne kadar su yeterlidir? 2 katı olduğu için 200 gram su yeterli. Bu kadar su yeterliyken benim elimde 340 gram su var. Demek ki 340 eksi 200 Aradaki 140 gram su fazlalık, onu buharlaştırırsam doygun çözelti ulaşmış olurum. O halde 140 gram su buharlaştırmalı, yani yanıt B olur. Aşağıdaki şekillerde X'in sulu çözelti ve X ile Y'nin sudaki çözünüklerin sıcaklıkta değişim grafikleri bize verilmiş. Buna göre katısı ile dengedeki X çözeltisinin üzerine katısı ile dengede olduğuna göre X çözeltisi şu an nasıl bir çözelti hocam? Doygun. Bir miktar Y katısı eklenirse. Üzerine biraz y ekliyorum. Şu grafik de bana diyor ki bunların çözünürlüğü hakkında sana bilgi veriyorum. X'in çözünmesi endotermik. Yani X ısı alarak çözünür. Isı aldıkça çözünmeye devam. Soğutursam da çöker. Yani doyar. Y ise ısı vererek çözünür. Yani çözünürlüğü egzotermik. Demek ki soğuttukça iyi çözünür. O zaman ısıtırsam ben bunun e doymamış çözeltisini doygun hale getirebiliyorum. Peki hangileri artar diye soruyor. Ben y'yi ekledikçe y burada çözündükçe y'nin çözünmesi şöyle bir olay. Y katısı etrafa ısı vererek çözünüyor. Egzotermik çözünüyor. Etrafa verdiği ısıdan dolayı buraya ısı vererek çözündüğü zaman buradaki sıcaklık artıyor. E ya şöyle diyelim x nasıl çözünüyor hocam? x de ısı alarak çözünüyor. x suda haline geliyor. O zaman y ısı verdi. Onun verdiği ısıyı da x aldı. Böylelikle dipteki x'in bir miktarı daha çözündü. Böyle bakabiliriz. O zaman bir miktar daha x çözünürse daha derişik bir x çözeltisi elde ederim. Yani x'in derişimi artar. Bu kesin. Dipteki x miktarı ise ısı arttığı için sıcaklık arttığı için dipten biraz daha çözünmüştü. Çünkü x'in çözünmesi endotermikti. O halde x miktarı azaldı. Dipteki katı miktarı. X'in çözünürlüğünün arttığını zaten söylemiştik. Endotermik'ti. Y'nin verdiği ısı ile beraber ortamın sıcaklığı arttı. X'in çözünürlüğü de artmış oldu. Çözelti kütlesi zaten arttı. Hem Y'yi çözdüm hem de dipten biraz daha x çözdüm. Dolayısıyla çözülmüş oranı arttı. Çözelti miktarı da arttı. Dolayısıyla cevabımız yani 1, 3 ve 4 hangileri artar diye sorulduğu için yani E seçiniyorlar. 1x tuzunun sudaki çözünün sıcaklıkta değişimi bize verilmiş. Endotermik çözünüyor. Yani 10 derecede 24 çözebilirken 20 derecede daha çok çözüyor. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyor. Bunu gördük. Peki ben 75 gram su ile 20 derecede bir çözelti hazırlayacakmışım. Nasıl bir çözelti hocam? Doymuş. Ve gidip bunun sıcaklığını 10 dereceye düşürecekmişim. O zaman 20 derecede bir doygun çözelti hazırlıyorum. Sıcaklığı 10 dereceye düşürüyorum. Yani 32'den 24'e Aradaki fark kadar dibe çöküyor ve dipte katısı oluşuyor. Kesinlikle doygun. İşlem yapmaya gerek yok. En başta doygundu. Soğuttum, dibe çöktü. Dibinde katısı olan her çözelti doygun. Dolayısıyla bu doğru. Peki çökelme olmaması için. Önce biz işlemimize bakalım. Ben bu işlemi 20 dereceden 10 dereceye soğutma işlemini eğer grafikte olduğu gibi 100 gram su ile yaparsam 100 gram su ile bunu yaparsam Aradaki fark 32'den 24'e 8 gram x dibe çöker. Ama gerçekler şöyle. 75 gram su ile yapmamı istiyor. 75 gram su ile ben bu işi yaparsam orantı kuracağız. 100'e 8 gram çökerse 75'e ne kadar çöker? 4'e 3 olduğu için 6 gram x çöker. Yani işler dışlardan ben değeri buldum. 6 gram x dibe çöker. Peki şimdi ...doyması için, çökelme olmaması için en az 25 gram su eklenmelidir. Şimdi 6 gram çökmüştü. Kaç derece diye hocam? 10 derecede. 10 derecede her 24 gram x'i çözmek için grafik diyor ki 100 gram su yeterli. Peki yine 10 derecede dibe çökmüş olan 6 gram x'i çözmek için en az ne kadar su eklemeliyim? Onu bulacağım. 4'te 1'i 4'te 1'i yani... 25 gram su eklemeliyim. Burada da öyle dediği için bu ifade doğru. Çökelme olmaması için. Peki, doyması için en az 6 gram X eklenmelidir. Ona da bakalım. Biz şunu yapmıştık. Dibe zaten ne olmuştu ben soğutma işlemini yaptığım zaman? Dibe 6 gram X çökmüştü. E dibe çöktüğüne göre e, dibe çöken bir madde için doyması için yine X eklemek anlamsız. Yani zaten doygun çözelti. O halde bu ifade yanlış. Yani doğru olanlar 1 ve 2 C seçeneğidir. Ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır bilgisi verilmiş ki ortak yön çözünürlüğü azaltıyordu. Buna göre sudaki çözünürlüğü endotermik olan Cues katısını yani buna dikkat ediyorum. Cues katısını suyun içerisine attığım zaman ısı alarak çözünecek. C artı 2 ve S 2 yönden ayrışacak ve bir çözünme dengesi oluşturacak. Endotermik yani sıcaklık arttıkça çözünürlüğün artacağına dikkat ediyorum. Peki o zaman 50 derecede mi yoksa 25 derecede mi daha çok çözünür? 50 derecede. Peki ortak iyon olmayan saf sudaki çözünürlüğünün en fazla olmasını beklerim. Ortak iyon derişimine göre de çözünürlük azalacaktı. Peki CuS dediğim zaman Cu ve S iyonlarından oluşuyor. Yani Cu artı 2 ve S eksi 2. 0,1 molar Na2S içerisinde 0,1 molar S eksi 2 iyonu var. Yani 0,1 molar S eksi 2. Peki 0,1 molar cu NO3 2 içerisinde ise yine aynı şekilde 0,1 molar cu artı 2 iyonu var. Yani ortak iyon derişimleri aynı. O halde ortak iyon çözünürlüğü azaltır da 2 ve 3 1'e göre daha az çözünecek. Ama o halde derişimler de aynıysa sıcaklıklarına bakarak karar vereceğim. Sıcaklık arttıkça çözünürlük arttığı için ikincideki sıcaklık birincidekinden daha fazla. Demek ki ikincinin çözünürlüğü e, üçüncünün çözünürlüğünden daha fazla. O halde 1 büyük, 2 büyük, 3 yani cevabımız A seçeneği olacak. Sorumuzda egzotermik çözünen bir x katısının 3 farklı çözeltisi hazırlanmış. Bu çözeltiler doymuş doymamış bunları inceleriz. Ama grafikte yani çözünürlük grafiğindeki değerler doymuş çözelti hakkında bize fikir veriyor. Bunu biliyoruz. Peki çözünmesi egzotermik ne demektir hocam? Sıcaklık arttıkça çözünürlük değeri azalır demek. Peki bizden istenilen ise bunların aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklıklarının karşılaştırılması ama şu an farklı sıcaklıklarda bize verilmiş bunu da düşüneceğiz. Peki kaynamaları için bir kere sıcaklıkların 100 derecenin üzerine çıkmaları lazım. Neden? Deniz seviyesindeki kaynamadan bahsediyor ve tuzlu sudan bahsediyoruz. O zaman 100 derecenin üzerinde kaynayacak çünkü iyon derişimi arttıkça kaynama noktası da artıyordu. Sapsunun üzerindeki safsızlık arttıkça kaynama noktası artacaktı. Peki o zaman 10 derece, 30 derece, 10 derecede kaynamayacağını biliyorum. Ama sıcaklık arttıkça çözünürlük artacak. Çözünürlük arttıkça dibe çökmeye başlayacak. Derişimlerimiz giderek azalacak. Ama önce hepsini 30 derecede eşitlemeye çalışalım. Mesela bu 10 derecedeki çözelti birinci çözelti için konuşuyorum. Birinci çözelti kütleci %20'lik. Yani 30 çarpı 20 bölü 100 yapıyorum. Buradan içinden 6 gram x olduğunu yine içinde 24 gram su bulunduğunu görüyorum. 24'e 6. Kaç derece hocam? 10 derece. Ben bunun sıcaklığını 30 dereceye getireyim. Nasıl olsa eninde sonunda sıcaklık artacak ve kaynama ancak o zaman başlayacak. 10 derecede kaynamayacağını biliyorum. Peki sıcakta 10 derecede 30 dereceye getirirsem bakalım çökecek mi? Ya da elimizdeki miktar e, doygun değere eşit mi? Her 100 gram suda 25 gram çözünebiliyor. 100 gram suya 25 gram 4'te 1 kadar. E, 6'ya 24 o da 4'te 1. Yani 1 bölü 4 diye oranı yazabilirim. Peki çözü, çözünenle çözücü arasındaki oran. Bu bizim için derişim. 30 derecedeki durumumuz bu. İkinci çözelti için bakıyorum. Zaten 30 derecede ve 40'a 10 yani 40'a 10 demek zaten 10 bölü 40'tan 1 bölü 4 demek. Yine de değer aynı. Üçüncüye bakıyorum şimdi. 10 derecedeki duruma bakmıyorum. 30 dereceye gelince ne olacağına bakacağım. Ama 30 dereceye gelmeden önce elimde 80 gram su var. Onu yazayım. 30 derece. Her 80 gram suda ne kadar çözünebilir? 4'e 1 olan 100 gram suda 25 çözünüyorsa 80'de de 20 gram çözünebilir. Hocam 56 gram var. E fazla olan kısım dibe çöker. Bizim için o dibe çöken kısım önemli değil. Bizim için derişim çözünen ve çözücü arasındaki değer. Dolayısıyla 20 bölü 80 yine oran 1 bölü 4. Dibe çöktü yine doygun çözelti. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Yani 4'te bir oranla çözünenle çözücü arasındaki oransal derişim 1 bölü 4. Hepsi 30 derece. Hocam hepsi bir müddet sonra 70 derece olsa işte zaten oransal duruma göre yine çökmeye devam edecekler. Çökmeye devam ettikçe derişimler hep aynı olacak. Derişimler aynıysa bir müddet sonra kaynamaya başlama sıcaklıkları da aynı olacak. Yani 1, 2, 3. Çünkü biz şunu biliyoruz ki iyon derişimi ile kaynama noktası doğru orantılı. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3. Yani 1 eşittir, 2 eşittir, 3. Yani A seçeneği. Sorumuz gazların çözünürlüğü ile ilgili ki gazların çözünürlüğü ile ilgili şunu bilmemiz lazım. Gazların çözünürlüğü kendi kısmi basınçlarıyla doğru orantılı. Burada oksijen kullanıldığı için ben O2 diye yazıyorum. Oksijenin kısmi basıncı arttıkça çözünürlük değeri artar. Yine oksijen için sıcaklık azaldıkça yani daha doğrusu çözdüğümüz ortamın sıcaklığı azaldıkça yani soğuk sularda çözülmüş oksijen miktarı onun için fazladır. Sıcaklık azaldıkça yine çözünürlüğü artar. Yani çözünmesi egzotermik olay. O halde ben eşit miktarlarda su kullandığıma göre hepsinde de doygun çözelti hazırladığıma göre istediğim şey sıcaklık düşük olsun kısmi basıncı yüksek olsundur. Sıcaklığı en düşük olan bu. Kısmi basıncı da yüksek mi hocam? Yüksek. O halde ikincisinde çözelti kütlesi en fazladır. Çünkü çözünürlük en fazla. Yani 1 litre suda en fazla oksijen çözdüğüm için totalde çözelti kütlesini de arttırır. O halde M2 en, en büyük. Sonra sıcaklıkları aynı o halde kısmi basıncı yüksek olanın çözünürlüğü fazladır. M3 sonra da M1 şeklinde olmalı ki M2 M3 M1 yani cevabımız B seçeneğidir. X katısının substrat çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi aşağıdaki grafikte bize verilmiş. 25 derecede 300 gram doygun X çözeltisi. 25 dereceyi buldum. Eğer doygunsa 100 gram suda 20 gram çözmeli. 300 gram olduğuna göre sıcaklığı 70 derece çıkarılırsa 75 gram daha x çözebiliyor. Önce şunu halledelim. 25 derece bir çözelti hazırlıyorum. 300 gram doygun x çözeltisi hazırlıyorum. Yani içinde 100 gram su varsa 25 derecede 20 gram x toplam çözelti de 120 gram çözelti olmalı. Halbuki bana bu sıcaklıkta 300 gram çözelti verilmiş. O halde ne kadar su, ne kadar x içerir? Bunu bulmam lazım. Yani bir tanesini bulursam Diğerini zaten çıkartarak bulacağım. En yakın olanla çalışalım. 120'ye 20 ise 300'e kaç? Yani 6'da biri, işler dışlar yapıyorum. 6'da biri yani 50 gram x içeriyormuş. O halde geriye kalan 250 gram da sudur. Elimizdeki değer bu. Kaç derecede hocam? 25 derecede. Bunun sıcaklığını 70 dereceye çıkartacağım. Ve e, 75, 70 dereceye çıkartınca tekrar doyması için 75 gram daha x katı çözebiliyormuş. Yani kapasitesi bu oluyor. Ben de diyorum ki 25 dereceden 70 dereceye sıcaklığı arttırınca ve bunu 250 gram suyla yaptığım zaman 75 gram daha x çözebilir duruma geliyor. Aynı şeyi grafikle yapalım şimdi. Çünkü bize A değerini soruyor. Aynı şeyi 100 gram suyla yaparsam aradaki fark kadar. Yani A eksi 20 gram daha x çözebilir. Yani o zaman biz orantımızı şöyle kuracağız. İşler dışlar. O halde şunları sadeleştireyim 50 ile. Şurası 5 olur. Şurası da 2 olur. Şöyle çarptığımız zaman 150 bölü 5 30. A eksi 20 eşittir 30 geliyor ki A değeri bizim için 50'ymiş. O halde cevap E seçeneğidir. Sabit sıcaklıkta 200 ml saf suya atılan nane O3 katısının kütlesinin zamanla şimdi bize grafikteki gibi verilmiş. Yani şunu söylüyor. 200 ml saf su hatta suyun yoğunluğu 1 gram bölü mililitre olduğu için 200 gram saf su da diyebilirsin hocam. Evet diyebilirim. Peki ne kadar varmış? 51 gram. Ne kadar kalmış? 17 katı kütlesi. Aradaki fark 51 eksi 17 yani 34 gram çözülmüş. Ne kadar suda hocam? 200 gram su da. Peki çözünürlük soruyorsam 100 gram suya göre sormalıyım. O halde 100 gram su da ne kadardır? 200'e 100 yarısı, 34'ün yarısı 17 gram. O halde 17 gram nane o 3, 100 gram su. Bu benim çözünürlük değerim. Yani birinci bilgiyi buldum. Bu doğru. Çözeltinin molal derişimi. Molal derişim dediğimiz şey, şöyle yazalım, molalite. Çözünen maddenin molü, en çözünen bölü, onu çözen sıvının kilogramı. Burada su olduğu için kilogram su olarak alacağım. Çözünen maddenin miktarı ne kadardı? 34 gram. Bunun molünü bulalım. N eşittir. N bölü MA. 34 bölü 85 mol. Veya 2 bölü 17 ile sadeleştiriyorum. Her ikisini de 2 bölü 5. Yani buradan ne geliyor? 0.4 mol. Peki. Molaliteyi hesaplayacağız. Molal derişim. 0,4 mol bölü kilogram su. 200 gram su demiştik. Yani 0,2 kilogram su yapıyor. Şurası mol. Bu da bize 2 molal olduğunu gösterir ki bu ifade doğru. Peki. Diğerine bakalım şimdi. Çözelti aynı sıcaklıkta 100 gram su eklenirse nane 3 katısının tamamı çözünür. Şimdi aynı sıcaklıkta 100 gram su eklersem çöken ne kadar hocam? 17 gram. Peki her 100 gram su ne kadar çözebiliyordu? 17 gram. Ne güzel. Demek ki 100 gram su eklemeliyim. Yani dipte olan katıyı çözebilmek için. O halde doğru cevap 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. X, Y, Z katılarının saf sudaki çözünürlük sıcaklık grafikleri aşağıda bize verilmiş. Hepsinin de çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artıyor. Yani ne T derecede eşit kütlelerde X, Y, Z katıları kullanılarak T dereceyi buldum. Eşit kütlede X, Y, Z kullanıyormuşum. Hazırlanan 3 ayrı kapta X, Y, Z'nin doygun çözeltileri hazırlanıyor. Şimdi eşit kütlede ve doygun. Yani ama şöyle arkadaşım mesela ben yukarıya doğru çizgiyi çekersem hepsini 100 gram suyla hazırlasaydım doygun olması için en fazla X çözmeliydim. Sonra Y, sonra Z çözmeliydim. Soru böyle değil. Soru eşit kütlede X kullanılarak doygun çözelti hazırla diyor. Yani onun için biz şöyle yapmak zorundayız. T derecedeki çözünürlük değerlerine bakıyorum. T derecede mesela X diyelim ki değer vereyim 80 gram çözünebilsin. 100 gram su da yalnız. Y diyelim ki daha rahat anla diye böyle yapayım. 40 gram çözünebilirsin. Z de diyelim ki 100 gram suda 20 gram çözebilsin. Ama biz hepsinden eşit kütle çözmek istiyoruz. Yani hepsinden 80 gram çözeyim. O zaman şöyle yapalım mesela. Ee, X için konuşuyorum şimdi. X için 80 gram X T derecede tabii ki her durum 100 gram suda çözünebilir ve doygun olur. Peki Y için konuşuyorum şimdi. Y için 40 gramı 100 gram suda doygun olabildiğine göre 80 gram X doygun hale gelecekse 200 gram suyla bunu yapmalıyım yani iki katı. Z için aynı şeyi yapıyorum. 20 gramı 100 gram suyla doygun hale geldiğine göre bu sıcaklıkta 80 gram X yani eşit kütlede hepsinden alacaktım. Bu arada x demiş hoca dalgınlıkla. Bunun y olduğunu biliyorsun. Bunun da z olduğunu biliyorsun. Yani şu da z. Z için konuşuyorum. 20 gramı 100 gram suyla doygun oluyorsa 80 gramı ancak 4 katı. Yani 4 katı dediğim zaman demek ki 400 gram suyla doygun hale gelebilir. Elimizdeki çözeltiler bunlar. O zaman çözelti kütlesi en büyük olan z'dir. Sonra y'dir sonra x'tir. Yani bu ifade doğru kesin. Ama molal derişimleri hakkında bir şey söyleyebilir misin hocam? Söyleyemezsin. Çünkü molal derişim dediğimiz şey en çözünen yani çözünen maddenin molü bölü kilogram su diye hesaplayacağız burada. Yani çözücünün kilogramı. Ama bu mol hakkında fikir sahibi değilim. Çünkü n eşittir m bölü m Bu çözünen x, y, z tuzlarının mol ağırlıklarını bilmiyorum. Hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorum. Dolayısıyla bir değere ve sonuca ulaşma şansım yok. Yani kesin değil. Y çözeltisinin hacmi x çözeltisinin hacminden küçüktür. Y çözeltisinin hacmi x çözeltisinin hacminden bir kere olsa olsa büyük olur. Çünkü bir kere kütlesel değerler daha fazla. Dolayısıyla bu ifade yanlış. O halde kesin olan yalnız bir yani A seçeneğidir. İçinde 200 gram su bulunan bir kaba x katısı ilave edilerek karıştırılıyor. Katı x kütlesi, çözelti kütlesi değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi katı x kütlesi 80 gramken ben suyun içerisine atınca katı x kütlesi 30 gram kalmış. Demek ki aradaki fark yani şu aralıkta 50 gram x çözünmüş. O zaman 50 gram x çözündü ve ben de 200 gram su olduğuna göre toplam çözelti 250 gramdır. 250 gram çözelti Zaten buradan da bunu görebiliyorum. Ondan sonra bir çözelti kütlesinde değişiklik görüyor muyum? Çözelti kütlesinde değişiklik görüyorum. 300 grama çıkıyor. Ama katı kütlesinde bir değişiklik görmüyorum. Bir bakalım şimdi. Buna göre x katısı ve oluşan çözelti ile ilgili hangileri doğrudur? x'in sudaki çözünürlüğü 25 gram x bölü 100 gram sudur. Bir bakalım ne kadar çözündü? 50 gram x çözündü. Ne kadar suda? 200 gram suda. Peki 100 gram suda olsaydı değer kaç olurdu hocam? Yarısı yani 25 gram olurdu. O halde çözünürlük değeri bizim için doğru verilmiş. İkinci aralıkta çözeltiye saf su eklenmiştir. Şimdi saf su eklersem çözelti kütlesi ne olur? Artar ama dipteki katı kütlesi de ne yapmalıydı? Biraz azalmalıydı. Dolayısıyla e, hiç katı kütlesi değişmemiş. Yani dibinde katı var. Sen su ekliyorsun. Ve diyorsun ki hala dibindeki katı 30 gram olarak kalacak hocam. Mümkün değil. Dipten biraz katıyı çözecek. Dolayısıyla dipteki katı kütlesi de azalırdı. O halde bu yanlış. Peki şuna bakalım şimdi. Çözelti ikinci aralıkta aynı sıcaklıkta kütlece %20'lik x su çözelti eklenmiştir. Ya ben bir bakayım şimdi şu çözeltiye. Bu çözelti yüzde kaçlık? 250 gram çözelti. Çözünen de 50 gram. 50 bölü 250. Çözünen bölü toplam kütle çarpı 100. Bakıyorum %20'lik. Zaten bizim başlangıç çözeltimiz %20'lik. Yine %20'lik bir çözelti eklersem yani yine doygun bir tekliyorum. Kütleci yüzdem değişmez. Dipteki katı miktarı değişmez. Ve yine doygun kalmaya devam eder. Ve o halde yine 300 grama tamamlama şansında var mı? Var. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir.